Merhaba arkadaşlar. Osmanlı Türkçesinde kullandığımız Arapça mezidün fih mastarlardan en çok kullanılanlardan bir tanesi de istifal veznidir arkadaşlar. Bunu en sona aldık çünkü bu başta elifsin t zaidi ile f aynlama 6 harften oluşuyor. Buna südasi mastar denir. Yani en çok zaid alan bab budur arkadaşlar. Bundan dolayı bunu en sona aldık. Yani rubai, humasi, sudasi diye gidiyorduk. Bu veznin arkadaşlar baştaki elif sin te, bu zaidlerde zaten görmüştük bunu hatırlarsanız. Mastarında bir de ayn ile lam arasında elif var arkadaşlar. İsmi fail ile ismi mefulünde ise sadece başta mim sin te yani müst öbeği olarak komple zahit. Ayın kesralı okunduğunda yine ismi fail. Ayın fethalı okunduğunda yine ismi mef'ul olarak diğer vezinlerle paralel bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu vezin arkadaşlar olması istenilen bir şey yani bir şeyin olmasını isteme anlamı katar ya da gelecekten bir şey bekleme anlamı katar fiillere. Örneklerimize bakalım. Mesela önce salimlerden başlıyoruz. İllet harfi olmayanlardan. Hidmet sülasi mastarı ha, dal ve min hademe, hizmet etmek anlamında. Buradan bu istifal vezni ile istihdam arkadaşlar iş işe alma anlamında, işe alma, iş verme, istihdam bu vezinde istihdam arkadaşlar istihdam etmek yani işe almak, iş vermek demektir. İş veren bunun İsmi faili arkadaşlar. Vezin neydi? Müstef'il. Şimdi müstef'il ve müstef'al. Yazılışı aynı. Yazalım buraya. Cümlede geçtiği zaman manaya bakacağız arkadaşlar. Bunu müstahdim diye okursak bu ismi fail olur. Yani işveren olur. Bunu müstahdem diye okursak ismi mef'ul olur. Yani kendisine iş verilen, yani müstahdem biz kim için diyoruz? Hizmetkarlar için, hizmet edenler için. Yani kendisine iş verilmiştir, müstahdem olur. Dolayısıyla bunun eski yazıdaki yazımı aynı, fail veya mef'ul olmasını cümledeki anlamdan anlayacağız arkadaşlar. Yine çok kullanılan bir mastar kabl, karşılamak, karşı olmak anlamında. Bu babtan istikbal yani bir şeyi karşılamak. Dolayısıyla gelecek anlamında kullanıyoruz. Bu vezne sokunca istikbal yönelme demek. Bir şeye karşı ya da birine karşı karşılamak anlamına gelir. Gelecek anlamında da kullanıyoruz. Bunun ismi faili ve ismi mef'ulüne de gelince arkadaşlar müstakbel arkadaşlar karşılanacak ya da karşılanan şey demektir. Yani beklenen şey, müstakbel gelinimiz veya müstakbel damadımız derken yani aday bekleniyor, karşılanacak. Onu karşılayan ise müstakbildir, ismi faili. Dolayısıyla beklenen kişi ise, gelecek olansa müstakbeldir. O da müstakbel ismi mef'ulü olur arkadaşlar. Yine
husulden, yani bir şeyi meydana getirme, hasıl etmeden ha, sat ve lam. Buradan üretim anlamında kullandığımız bir kelime arkadaşlar. İstihsal. İstihsal üretmek demek arkadaşlar. Bir şey ortaya koymak, bir şey hasıl etmek anlamında. Bunu yapana, üreticiye, bunu keskalı okuyarak yine arkadaşlar, müstahsil denir. İsmi faili, yani üretici, müstahsil. Bunu üstünlü okursak arkadaşlar, o zaman şu şekliyle ismi mef'ul olur, yani müstahsel, üretilmiş olan şey demektir. Evet arkadaşlar, mesela yine bir sülasisi mülk, tabii bu mülk isim olarak bir mülk edinme anlamında, birinin birine ait olan bir şeyi kendisi alıp onu mülk edinme, istimlak etmek diyoruz buna tabii. İstimlak. İstimlak etmek demek ki mezit mastar olarak mülk edinmek demektir. Bunun ismi fail ve ismi mef'ul yine arkadaşlar, şu lamın kesrali okunmasıyla. Müstemlik, istimlak eden. Müstemlek ise istimlak edilen demektir arkadaşlar. Kesrali okuyunca ismi failli. Bunu unutmuyoruz. Hep ezinlerde böyle. Fetali okununca da ismi mef'ul idi. Hani müstemleke devletler deriz ya, müstemleke yani bir başka toprağını bir başkası istimlak etmiş. Mülkiyetine geçirmiş. Dolayısıyla onlar müstemleke olmuşlardır. Müstemlik istimlak eden, müstemlek ise istimlak edilen demektir arkadaşlar. Yine bir kendi alanımızla da ilgili çok kullanılan bir mastar var bu konunun. Nun, sin ve ha. Ne, se, ha. Buradan bu nüsa, yani bir kopya, bir örnek ortaya koymak anlamında istin sah arkadaşlar. İstinsah etmek, yani bir kitaba ya da bir yazıya baka baka onun kopyasını çıkarmak demektir. İstinsah. Bunu yapan kişiye müstensih denir. Evet. Bunu yapan kişiye de arkadaşlar müstensih denir. İsmi failidir. İstinsah eden demektir. Yani bir kitabın kopyasını yapan kişiye veya bir yazının müstensih denir. Yine çokça karıştırılan bir kelime arkadaşlar. Şark, doğu demek. Doğudan, doğu bilimiyle ilgilenmek, doğu bilimi yapmak anlamında istişrak, İstişrak arkadaşlar, doğu bilimi, doğu ile ilgilenmek anlamında. Bunun ismi faili bizde terim olarak da çok kullanılır. Müsteşrık arkadaşlar, müsteşrık. Müs, bunun telaffuzunu doğru yapmak lazım. Müsteşrık. Müsteşrık. Şarkiyatçı arkadaşlar. Şark bilimcisi demektir. Bunu ince telaffuz edersek K'yi ön damakla müsteşrik dersek o şirkten geliyor. Şirk ayrı bir kelimedir. O da ortak koşan. Ortak koşan müsteşrik olunca, yani Allah'a ortak koşan anlamında bir dini terim olur. O farklıdır yani.
Dolayısıyla şarkiyatçı, doğu bilimcisi bu müsteşrik olandır. Evet arkadaşlar, salim fiiller tabii çok fazla örneği. Şimdi bu vezimizin ilerlerine geçelim. İstifal babının ilerleri arkadaşlar. Misal fiillerde, misal yani birinci harfi vav ya da ya olan, bir de tabi birinci harfi illetli olanlardan mehmuzül fa olanlar da var. Misal fiillerde ilk harf illetli olduğu için istifal vezni şu kalıba giriyor arkadaşlar. İstial. Yani F yerine F ne oluyor? Birinci harf illetli olunca misallerde Y'ye dönüşüyor arkadaşlar. İstial oluyor. Mesela vecebe gerekli olmak, değil mi? Vecebe vacip, gerekli olmak. İlk harfi, bu misali vavi illet harfi olduğu için Y'ye dönüşecek. O halde isticap olacak arkadaşlar. İsticap, gerekli olma, lüzum olma demektir. Bir tane daha mehmuzül fa'ya, mesela izin. İzin almak, istizan izin istemek, yani birisinden müsaade istemek anlamında bu babın binasına giriyor. Beltek V ile arkadaşlar, istizan demek ki istizan, Beltek Z ile izin istemek anlamına geliyor. Ecvefler de arkadaşlar. Ecvef orta harfi illetli olan aksam-ı sebaya göre kelime kökleriydi. İstifal vezni bu durumda orta harfi illetli olduğu için istifale, bu sondaki yuvarlak T bazen okunmaz. O zaman noktaları konmaz arkadaşlar. İstifale şekline gelir. İstifale. T okunduğu zaman zaten yazılır istifale. Ecvef yani orta harfi illetli olanlarda. Şimdi arkadaşlar bakalım buna. Mesela kaf, ye ve mim'den ibaret kıyam sülasi masları, ayağa kalkmak anlamında. Doğrulmak anlamında, tabi bir şeye yönelmek üzere istikamet mastarı buradan oluşuyor arkadaşlar. İstikamette sonundaki T okunur. İstikamet mastarının arkadaşlar, yani yöne bir şeye doğru olarak bir şeye yönelen, istikamet üzere olmak. İstikamet üzere olan kişiye arkadaşlar, doğru ya yönelen kişiye ne denir? İsmi faili bunun. Şu alta yazabiliriz. Bunun ismi faili arkadaşlar müstefil gelir. Müstefil bunun ismi failidir. Bu veznin, yani ecvef olan ilali, müstefal şekli de ismi failidir arkadaşlar. Müstefal şekli de ismi failidir. O halde istikametin ismi faili ne olacaktır arkadaşlar? Şu vezne getirince istikamet üzere olan kişi anlamında müstakim arkadaşlar. Müstakim demek istikamet üzere olan demektir. Mesela
Yine ecvef, rauh. Rahat buradan geliyor tabii. Rahat, rahat etmek, rahatlık istemek anlamında istirahat arkadaşlar. İstirahat, rahat olmak istemek. Bunun ismi failine gelecek demek ki bu vezne göre. Müsterih gelecek arkadaşlar. Müsterih o halde istirahat eden demektir. Müsterih istirahat eden bu ismi faili arkadaşlar. Yine edebiyatta da bir terim olarak kullandığımız kökü ayın ye ve rı olan bir ecef fiil. Ödünç almak demek. Ödünç alma sanatı hatırlayın. İstiare arkadaşlar. Burada T okunmadığı için noktasını yazmadık. İstiare, ödünç alma. Bunun ismi faili kullanılmıyor arkadaşlar. İsmi mef'ulü kullanılır. İsmi mef'ulün vezni neydi arkadaşlar? Buradan hemen bakalım. Müstefaal veznindeydi. O halde istiare olunmuş olan şey, yani ödünç alınmış olan şey müstear. Müstear bunun demek ki ismi mef'ulü oluyor arkadaşlar. Yine çok kullanılan yine ecvef fiil köklerinden faide bunun sülasideki ismi faili müennes arkadaşlar. İstifade. İstifade etmek, faydalanmak, yararlanmak anlamında arkadaşlar. İstifade mastarı, mezidün fi mastarı. Bunun da arkadaşlar ismi mef'ulüne gelecektir. Müstefid gelecektir. Müstefid ismi faili. Yani istifade eden demektir. Bu mezid mastarıydı. Fiilin mezid mastarıydı istifade. Onun da ismi faili müstefid oluyor arkadaşlar. Yine şın, vav ve re'den oluşan ecvef bir kök. Birisiyle konuşmak istemek, yani bir fikir danışıklığı, danışmak istemek. Neydi hemen hatırlayın. İstişare arkadaşlar. İstişare. İstişare etmek, birisiyle fikir alışverişi yapmak demek. Kendisiyle istişare edilen şey, bunun faili kullanılmaz ama mef'ulü kullanılır arkadaşlar. O da müsteşardır. Müsteşar, kendisiyle istişare edilen, kendisine fikir danışılan kişi demektir. Bu ismi mef'ulüdür. İsmi faili bunun kullanılmıyor Osmanlıca'da. Gelelim bir diğer aksam-ı sebaya göre illetli kelimelerden nakıs olanlar arkadaşlar. Nakıs ve lefifler tabi sonu illetli olan kelimeler arkadaşlar. Bunlar da vezin istif'a şekline döner arkadaşlar. İstif'a. Çünkü son lamül fiili olan son harf illetli olduğu için o düşüyor. İstif'a oluyor. Bakalım örnekten şimdi daha iyi anlarsınız arkadaşlar. Mesela betekse feneye ayırma, ayrı tutma, üstün tutma demektir. Tabi
hemen mastarını hatırlayalım. Her tek fe'yle, nunla. İstisna, istisna ayrı tutulmuş. Ayrı arkadaşlar, ayrı tutulmuş demektir. Bunun ismi faili kullanılmaz. İsmi mef'ulü de üç dişinin te, peltek te ve nun. Müstesna arkadaşlar. Müstesna ismi mef'ulüdür. Ayrı tutulan şey demektir. İstisna edilen şey demektir. İstisna ayrı tutmak demekti. Müstesna da ayrı tutulan şey demektir. Yine bir affını isteme anlamında, affını isteme, istiğfa arkadaşlar. Yani bir memur görevinden affını istiyorsa, yani istiğfa etmek istiyorsa, bu mastarla affını istiyor demektir. İstiğfa isteyen kişiye ne denir arkadaşlar, ismi faili? Müstavfi denir. Müstavfi. Müstavfi de istiğfa eden demektir. Müstavfi demek istiğfa eden kişi demek. Bu da ismi failidir istiğfanın. Evet arkadaşlar. Yine nakıs fiillerden gayn, nun ve ye, gana, zenginlik demek. İstiğna tabi doymuşluk anlamına gelir. İstiğna doygunluk, doymuşluk, bir şeye ihtiyaç hissetmeme, zengin olma yani. Bu böyle olan kişi, ismi faili bunun müstağnidir arkadaşlar. Müstağni demek ki istiğna eden, doymuş olan kişi demektir. Lefifler de arkadaşlar. Lefif iki tür biliyoruz. Lefifi mefruk ve lefifi makrun. Üç harfin ikisi illetli olan. Yani bir sonuncusu olmak üzere birisi kesin olarak. Diğeri de birinci ya da ikinci harf olma durumuna göre lefifi mefruk ya da lefifi makrun olarak arkadaşlar adlandırılıyor. Dolayısıyla şimdi biz mesela bir lefifi mefruk bakalım. Ve le'ye bağlı olmak anlamında bu vezinde arkadaşlar istila oluyor. İstila oluyor. Yani o halde vezin neye gelmiş oldu? İstia'ya. Çünkü birinci ve son harfi illetli. O halde vezin fe'si ve sondaki lamı yok arkadaşlar. Yani var ama illetli olduğu için burada istia şekline döndü arkadaşlar. İstila. Mesela ve fe'ye vefa gösterme, yani borcunu ödeme anlamında birisinden borcunu ödemesini istemek, istifa etmek arkadaşlar. Bu şekilde o da. Öbür istifa ile karıştırmayın. O yukarıda ayınlı arkadaşlar. O ayınlı. Affdan geliyor. Affını istemek. İstifa. Bu istifa vefadan geliyor arkadaşlar. Bunların da ismi mef'ulleri yok arkadaşlar. İsmi fail olarak müstef'i şeklinde, yani nakıslarla aynı şekle geliyor. Nakıslardaki vezne. Bakın mesela istila edene ne denir arkadaşlar? İstila eden müstevli denir. Müstevlilerin
siyasi emelleri gençliğe hitap eden hatırlayın. Müstevli demek ki istila eden demektir. Bu da birinin borcunu ödemesini istemek, istifa. Borcunu ödemesini isteyen kişi de müstevfi arkadaşlar. Müstevfi oluyor. Nakıslarla aynı şekilde ismi failleri bunlar. Evet arkadaşlar. Şimdi maslarında bir değişiklik olmasa da ismi faillerinde ihlal olan muzaaf fiillere bakalım arkadaşlar. Muzaaf neydi? Son iki harfi aynı olan, dolayısıyla şedde ile ifade edilen kelimelerdi arkadaşlar. Mesela kıl, kıllet. Mesela hak. Şimdi bunlara bakalım. Muzaaflar da bu vezin arkadaşlar maslarda değişmiyor. Sadece ismi fail ve ismi mef'ullerinde, o da şöyle oluyor. Müstefi, yani bunu müstefi şeklinde. İsmi mef'ulü de arkadaşlar müstefa şeklinde, bunu üstünlü okuyoruz. Şimdi mesela bakalım, kille, azdan geliyor, killet, az olmak. Tabi az olmak ne kadar az olunur? Tek başına olunur. Yani özgür olmak anlamında istiklal işte bu vezinle yapılıyor. Evet. İstiklal, özgürlük demek arkadaşlar. İstiklal, özgürlük. Bağımsızlık, yani bağımsız olmak. Bunun ismi fail demek ki müstefi şeklinde, sonundaki ayın şeddeli olarak, hem şeddeli hem cizimli. O halde ne olacak? Müstakil. Müstakil arkadaşlar. İstiklali olan demek. Müstakil. Biz mesela bunu nerede kullanıyoruz? Müstakil ev diyoruz. Yani bağımsız ev. Apartman, daire falan veya bitişik değil. Müstakil ev. Çevresinden bağımsız, tek başına ev anlamında. Evet. Demek ki bunun ismi faili de bu şekildeymiş arkadaşlar. Muzaaf fiillerde. Tabii maslarında değişiklik yok. Sadece ismi fail ya da ismi mef'ullerinde değişiklik var. Mesela hak arkadaşlar. Hak, hukuk. Buradan geliyor. Bir şeyin hak, hak isteme, yani istihkak arkadaşlar. Vezinde, mastar vezinde bir değişiklik yok. İstihkak. İstihkakı olan müstehkik oluyor arkadaşlar. Bu ismi faili. Hakkı olan müstehak. O da bir şeye hakkı olan müstehak. İsmi mef'ulü arkadaşlar. Dolayısıyla istihkak vezninin istihkak istifal vezninden bu muzaaf fiillerde de mastarında bir değişiklik yok, istihkak. Ama ismi failinde ve ismi mef'ulünde müstahik, müstefi vezdine dönüşüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böylece sülasi mezid mastarlarımızı bitirmiş olduk. Burada bitiriyoruz. Hoşça kalın.